Diyelim ki tek bir boyutta hareket eden bir parçacık var ve zamana göre konumu t üzeri 3 artı 2 bölü t kare olarak veriliyor. Şimdi videoyu duraklatıp bu parçacığın t eşittir 1 ile t eşittir 2 kapalı aralığındaki ortalama ivmesini bulmanızı istiyorum. Evet hadi bakalım bunun neye eşit olduğunu bulun. Açık olarak verilmemiş olan bir fonksiyonun ortalama değerini bulmanızı istediğimi fark ettiniz değil mi? Yani konum fonksiyonunun ne olduğunu biliyoruz ama ivme fonksiyonunun ne olduğunu bilmiyoruz. Evet, ivme fonksiyonunu belki de vermedim ama biz ivmenin hız fonksiyonunun, hızın da konum fonksiyonunun zamana göre türevi olduğunu biliyoruz. Başka bir deyişle ivme bu fonksiyonun ikincil türevidir. O halde bu fonksiyonun türevini iki kere alırsak ivme fonksiyonunu bulabiliriz. Başlamadan önce şunu baştan yazayım ki yaptıklarımı takip etmek daha kolay olsun. Paydaki terimleri ayrı ayrı t kareye bölersek, t üzeri 3 bölü t kare t eder. Ve bunu t artı 2t üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. Sıra geldi türeve. Hız fonksiyonu bu fonksiyonun zamana göre türevidir demiştik. t'nin t'ye göre türevi 1'dir. 2t üzeri eksi 2'nin t'ye göre türevi de eksi 2 çarpı 2 eksi 4. Kuvveti bir azaltınca da eksi 3 eder. Yani eksi 4 üzeri eksi 3. İvmeyi bulmak için de bu fonksiyonun t'ye yani zamana göre türevini alacağız. Zamanın bir fonksiyonu olan ivme eşittir. Farklı bir renkle devam edeyim. Evet, bunun zamana göre türevi Sabit bir sayının zamana göre türevi sıfırdır. Burada ise, eksi 3 çarpı eksi 4, 12. Kuvveti 1 azalttığımda da, eksi 4. Ortalama değeri bulmak için de bu aralıktaki belirli integrali aralığın genişliğine bölmemiz gerekiyor. Aralığın genişliği 2 eksi 1'dir. Bunu 1 bölü 2 eksi 1 olarak yazalım. Zaten buradan 1 gelecek çarpı bu aralıktaki belirli integral. 1'den 2'ye 12 üzeri eksi 4 dt. Bunun bir edeceğini az önce söylemiştim. Şimdi bunun ters türevini almamız gerekiyor. Evet, bunun ters türevi. Eksi 3. kuvvetini alıp eksi 3'e böleceğiz. Eksi 4t üzeri eksi 3. Aynen buradaki gibi. Eğer belirsiz bir türev alıyor olsaydık buraya bir sabit koymamız gerekirdi ama belirli integralde sabitin hesaplamayı yaparken ortadan kalktığını kabul edeceğiz. Evet, ters türev için kuvveti 1 arttırıp bunu elde ettiğimiz yeni kuvvete böleriz. 12 bölü eksi 3, eksi 4 eder. Sıra geldi bunu 1 ve 2'de değerlendirmeye. Üst sınır değerinde yani 2'de değerlendirirsek, eksi 4 çarpı 2 üzeri eksi 3, 1 bölü 8 eder. Bundan ifadenin 1'de değerlendirilmiş halini çıkaracağız. Eksi, eksi 4 çarpı 1, eksi 4 çarpı 1 üzeri eksi 3, 1 ettiği için yazmayayım. Sona yaklaşıyoruz. Burası eksi 1 bölü 2 eder. Eksi, eksi 4 ise artı 4 olur. 4 eksi 1 bölü 2, 3 tam 1 bölü 2 eder. İsterseniz 7 bölü 2 olarak da yazabiliriz. İvmenin bu aralıktaki ortalama değeri 7 bölü 2'ymiş. Konum metre zamanda saniye cinsindense, bunun birimi metre bölü saniye kare olur. Evet, t eşittir 1 ile t eşittir 2 arasında ivmenin ortalama değeri 7 bölü 2 metre bölü saniye kareymiş.